10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüze hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten biz gazeteciler böyle günlerde hatırlandığımız için mutlu oluyoruz. Her zaman bizler sizlerin çalışmalarını, sizlerin gayretlerini gündeme taşırken bugün sizler bizim için, biz çalışan gazeteciler için bugün de bizlerle berabersiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, maalesef bu 10 Ocağı da çok sıkıntılı giriyoruz. Başta 6 Şubat depreminde yaşadığımız felakette 28 arkadaşımızı kaybetmenin acısıyla 2023 yılına başladık. Ve şu anda da Gazze'de yaşanan, Filistin Savaşı'nda yaşanan büyük dramda 110 gazeteci şehit edilmiş durumda. Ben öncelikle hayatını kaybetmiş bütün gazetecilerin ölüm yıldönümlerini kutluyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Allah'tan sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. Görev başında görevin zorluklarını yaşayan sizlersiniz. Senede bir gün işte çalışan gazetecilerin sıkıntıları bunlar. Şu çözüm bekleyen başlıklar var diye her dönem konuşulan. Bunları yaşayan bizatihi sizlersiniz. Bir araya gelmemiz bu coşkuyu, bugünü birlikte anmak adına önemliydi. Diğer ev sahiplerimize, kıymetli belediye başkan vekilimize ve belediye başkanlarımıza, cemiyet başkanımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Genelde bu tip konuşmalarda sunumun sonlarına doğru kıymetli basın mensupları denir ama ben bu gecenin kahramanı olan çok değerli basın mensuplarımız, çalışan gazetecilerimiz diyerek sözlerime başlıyorum. Kıymetli çalışan gazetecilerimiz, çok kıymetli protokol. Ben de her birinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor. Her birinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada siz değerli basın çalışanlarının emeklerini ve özverilerini, çalışmalarını takdir etmek, gazetecilik mesleğinin önemini bir kez daha vurgulamak için hep bir aradayız. Her biriniz toplumun aydınlanmasında doğrudan ya da dolaylı olarak bilginin yayılmasında ve demokrasinin işleyişinde önemli bir rol üstleniyorsunuz. Sizler toplumun gözü, kulağı ve vicdanısınız. Her gün olayları araştırmak ve haberleri tarafsızlıkla sunma sorumluluğunu taşıyorsunuz. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek toplumu aydınlatıyor, bilgilendiriyorsunuz. Meram iyi olsun, Konya iyi olsun, Selçuklu Kanata iyi olsun diye, yani bir şeyler iyi olsun diyerek ön alıp haber yapmadan önce, bazen yazıya dökmeden önce bizleri uyardığınız zamanlar da oldu. Bazen işin aslını bir de işin sahibinden öğrenelim diye, ki numaram olmayan merkezde çalışan arkadaşımız yoktur neredeyse. Çünkü dedim ya, 22 yıldır devam eden bir görevin sonunda bugün şunu çok rahat, Allah'a da şahit ederek şunu söylüyorum. Bütün dostluklarımıza, bütün yakınlıklarımıza rağmen toplamda 20 yıl belediyeciliğim boyunca hep de etkili ve yetkili pozisyonlarda görev almamıza rağmen hiçbir arkadaşım kendisi için benden bir şey istemedi. Bu samimiyeti, bu yakınlığı asla kendi çıkarları için kullanmadılar. Ama mahallede, konusunda, komşusunda, akrabasında, yani o şeyde, şahit olduk, gördük bir konuyla ilgili tabii ki yardımlar istenildi, bizler de yaptık. Hep söylüyoruz, Konya modeli belediyecilik diyoruz. Konya modeli belediyecilikten bahsediyoruz. Sadece biz bahsetmiyoruz. Konya dışında da gittiğimiz zaman herkes artık Konya modeli belediyeciliği çok iyi bir şekilde anlamış durumda. Ben Konya modeli belediyeciliğe Konya modeli gazeteciliği de ilave etmek istiyorum. Konya'mızda çalışan, Konya'mızda görev yapan bütün basın mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten Konya'mızda bu güzel birlik, beraberlik iklimini destekleyen çok güzel bir basın grubumuz var. Basın birlikteliğimiz var. Gazetecilik mesleği kutsal bir meslek. Aslında gece gündüz demeden Mustafa Başkan'ın da ifade ettiği gibi beraberiz, birlikteyiz. Sizler haberi vatandaşa en doğru haberi ulaştırmak için 7-24 gece gündüz demeden koşturuyorsunuz. Gerektiğinde evinizden, ailenizden, vaktinizden, kendinizden fedakarlık yapıyorsunuz. Şu anda görüyoruz ki Gazze'de İsrail katliamı yaşanan bölgede az önceki son habere göre 112 tane gazetecimiz, basın mensubumuz görevlerini yaparken öldürüldüler. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Çünkü canınızdan bile fedakarlık yaparak bu meslek icra ediliyor. Hakikaten kutsal bir meslek. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu anlamlı buluşmaya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerime başlarken Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Bey'in sizlere selam ve sevgilerini iletmek isterim. Ani gelişen bir şehir dışı programından dolayı aramızda bugün olamadılar. Değerli misafirler, demokratik toplumların temel unsurlarından biri olan gazetecilik mesleği, milli birliğimizin inşa edilmesinde hak ve özgürlüklerin korunmasında hiç kuşkusuz en önemli etkenlerin başında geliyor. Köklü bir basın geçmişine sahip Konya'mızda gazeteciler basın etik kurallarını her zaman dikkate almıştırlar. Her Konyalı gibi Konya'da faaliyetlerini sürdüren gazeteciler de devletine, vatanına ve milletine bağlı olarak mesleklerini icra etmektedir.